Mantı köftemizi yaptık. Güzelce yoğurduk. İçerisine bir yumurta kırdık. Karabiber, kırmızı biber, tuz, reyhan, kimyon koyup bir tane de soğan rendeleyip bir yumurtayla güzelce yoğurduk. Önce ıslattık 2 bardak bulgurumuzu. Güzelce yoğurduk, sımsıkı yoğurduk. Biraz da un katarak yoğurduk. Yuvarladık, haşladık. Sarımsaklı yoğurt döküp üzerine böyle sos yaptık. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde gösteriyorum. Şöyle. Bu tabağa biraz şey geldi. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Yapımında görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz benim mutfağıma. Evet, bugün Perşembe galiba. Perşembe galiba. Evet, günleri de karıştırıyorum. Arkadaşlar çok rahatsız oldum. Bütün her yerim böyle üst tarafım kırılıyor. Kafam da kazan gibi. Ama çekim yapmadan olmaz, vlog yapmadan olmaz. Kalktım işte sabahleyin buraları birazcık toparladım, derledim. Hala da var yani yapılacak işler ama şu omuzlarım ağrıyor çok felaket arkadaşlar. Oluyor işte. Grip, mevsim dönüyor. Hepimizin başına gelen şeyler. Sağ solu topladım, ettim. Biraz toparladım. Dedim bir vlog çekeyim. Saat de 5'i bulmuş zaten. Bir arkadaşlarla bugün de yine bir yöresel, geleneksel bir yemek yapayım arkadaşlar. Bu yapacağım yemek Malatya yöresinde, genellikle Malatya yöresinde yapılır. Başka yörelerde de yapılır sevgili arkadaşlar. Bu bir köfte türü, kıymasız bir köfte türü, sulu bir köfte türü. Ama yediğin zaman sanki mantı yemiş gibi olursun. Çok güzel, lezzetli, güzel bir yemek arkadaşlar. İşte ben dedim ki bugün geleneksel yemeklerden gidelim dedim. Yöresel yemeklerden. Hepimizin bildiği ama yapmayı unuttuğumuz, zaman içerisinde yapmadığımız yemekler arkadaşlar. Hemen 2 bardak, şununla 2 bardak ince, kepekli, ondan sonra bağırsakları çok rahatlıkla çalıştıran, B vitamini bol, yani hani tabii ekmekte B vitamini var ya, B vitamini bol bir ince bulgur arkadaşlar. Şöyle bakalım, çevirelim şu şekilde. Hemen bu bulguru biz güzelce ıslatıyoruz arkadaşlar. Suyumuzu ısıttık. Şöyle ıslatıyoruz. Bunu köfte yapacağız arkadaşlar. Şöyle hafif bir su koyuyorum bunun üzerine. 2 bardak, 2 su bardağı. Az bir şey yapacağım. Geleneksel bir yemeği arkadaşlar göstermek için şöyle bir karıştıralım. İyice ıslansın. Islanmayan yerlere biraz daha koyacağım su. Şu şekilde 2 bardak su arkadaşlar. Tepsimize koyduk bulgurumuzu. 2 bardak su, 2 bardak buğday bulgurla, ince bulgurla bu şekilde ıslatıyoruz arkadaşlarım. Şu şekilde ıslatıyoruz. Şöyle. Tamam, şöyle ıslattık. Çok aşırı böyle ıslatmıyorum. Normal böyle yumuşayacak kadar ıslatıyorum. Bundan çok güzel bir köfte yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde ıslattık. Bakın kepekli bu. Beyazıyla da yapabilirsiniz. Her şeyiyle yapabilirsiniz. Her şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Islatalım. Altını şey yapalım. Üstünü kapatalım, altın diyorum. Üstünü şöyle kapatalım. Bu yumuşasın arkadaşlar. Az bir şey daha koyayım, şişer. Az oldu suyu. Şöyle az bir şey daha koydum. Fazla abartmadan şu ayar. Evet. Ha, şu ayar. Sevgili arkadaşlarım. Bu ayar koydum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde koyduk. Ağzını da kapattık. Bu beklesin. Beklesin bakalım arkadaşlarım. Biz de sizinle ne yapalım? Bir soğan getirelim, rendeleyelim içerisine. Arkadaşlarım, soğan çok güzel olur içerisine. Mis gibi burcu burcu olur. Bir tane soğan, karabiber, kırmızı biber. Şöyle bir soğan rendeleyelim. O orada ıslanana kadar. Değil mi arkadaşlar? Bugün eğer yetiştirebilirsem 2 vlog çekeceğim. Bugün bu çektiğim 1. vlog. Arkadaşlarım şurada şöyle yanınıza soğanı rendeleyelim. İstersek incecik incecik kıyabiliriz de. Ama ağza gelmesin. Bu köfte olduğu için
Bunu rendeleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kabuğunu şey yapıyorum. Şu tabağıma soğanımı rendeleyeyim. Şöyle tabağıma rendeleyeyim. Hatta şeyle dur. Şurada rendeleyeyim daha iyi olur. Arkadaşlar. Şöyle konuşalım. Sevgili arkadaşlar, bugün ben sevgi ve insan sevgisi üzerine biraz konuşmak istiyorum. İnsanların birbirlerini sevmelerine karşı. Nasıl sevmeleri? Sevginin tarifi olur mu? Olmaz. Tabii ki sevginin tarifi olmaz. Ama insanları nasıl sevmeliyiz? Ne yapmalıyız? Yani sevince biz Allah katında ne oluruz arkadaşlar? Yani yahut da sevgisiz yaşarsak ne oluruz? İşte ben bunu konuşmak istedim birazcık. Buna değinmek istedim. Nacizane benim fikrim, yani benim düşüncelerime göre ve benim Kur'an'dan okuduğum zaman anladığım şeye göre sevginin ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini, neden Allah'ı sevmemiz, insanları sevmemiz gerektiğini. Ben sizlere bunu konuşmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Nacizane fikrim. Sevgili arkadaşlar, kainatın efendisi Yüce Allah'tır. Kainatın efendisi Yüce Allah insanları yarattı. Yaratırken de içlerine türlü çeşit şeyler koydu. Mesela ne koydu? Şöyle yüzüme bakın. Mesela ne koydu? Edep koydu, ar koydu, ince fikir koydu, düşünceli olmak koydu, nezaket koydu. Ama yanı sıra da bir nefis koydu. Ne yazık ki bu edebi, ondan sonra arı, edepli olmak, arlı olmak. Bunlar zaten Kur'an'da yazan temel kurallar. Ondan sonra nezaketli olmak, incitmemek. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar zaten bizim ahlaki kuramlarımız. Yüce Allah'ın bizden yapmamızı istediği şeyler. Peki Allah neden sevgi? Bize neden bizim çok böyle her şeyi sevmemizi ister? Neden ister? Allah'ın bizi kendisini de sevmemizi ister. Mesela Bismillahi dediğimiz zaman B harfi benim demek. Bismillahi, la harfi, lil harfi de benim demek. Rahmani Rahim. Rahman demek benim Allah'ım. Yani benim Rahman ve Rahim olan Allah'ım demek arkadaşlar. Besmele'nin manası bu. Bu arada soğan gözümü yaşarttı. Ağlamış gibi oldum. Yani benim Allah'ım. Düşünsenize. Namaz kılıyoruz. Diyoruz ki secdeye kapanıyoruz. Benim Allah'ım diyoruz. Ondan sonra bir iş yapıyoruz. Benim Allah'ım diyoruz. Benim Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman yani benim Allah'ım, benim Allah'ım diyerek başlıyoruz. Yani B harfi sahiplik. Arkadaşlar Arapçada sahiplik demek. Yani benim Allah'ımsın demek. Yani hepimizin Allah'ı, o tek ve biricik Allah hepimizin Allah'ı. O tek ve biricik Allah hepimizin benim Allah'ım demesini istiyor. Allah'ın sevgiye mi ihtiyacı var? Ay. Allah'ın sevgiye belki de ihtiyacı yok. Belki de var. Neden Allah'ın sevgiye ihtiyacı var mı yok mu diye düşünüyoruz. Arkadaşlar, Allah sürekli hepimizi yaratıp da benim Allah'ım dememizi neden istiyor? Bunun isteme sebebi mutlaka onun bir düşündüğü var, bildiği var. Ona tapmamız, kulluk etmemiz. Dağlara da söyler, ey dağlar bana tapın. Ağaçlara da söyler, bana tapın. Her şey ona tapar. Onun her şey zaten elinde. Bir maydanozu çıkarayım, tekrar devam edeceğiz konuya. Evet sevgili arkadaşlar. Meseleye ve konuya devam edelim. Bunlar derin mevzular ama ben de nacizane fikrimi söylemek istiyorum. Bu derin mevzuları biraz karıştıralım. Bakalım içinden ne güzellikler çıkıyor. İşte Allah'ın benim Allah'ım dememizi istemen, yani Rahman ve Rahim olan benim Allah'ım yani demek, yani B sahiplik demek.
Lil de sahiplik demek. Demek ki Allah bu kelimeleri kullanmamızı istiyor. Benim Allah'ım dememizi istiyor. Yani benim Allah'ım derken, benim Allah'ım ve Rahman'ım derken başka şeyi kafamızdan geçirirsek, başka bir şey dersek, mesela Allah'a ibadet ederken mesela bir Fatiha okuyorsunuz, açıyorsunuz, okuyorsunuz. Zarut diye Fatiha'yı geçemezsiniz. Yani hızlıca hız diye geçemezsiniz. Tane tane onu tek tek Allah'a sevginizi söylemek zorundasınız. Tane tane okumak zorundasınız arkadaşlar. Neyse ben burada bir örnek verdim. Bu sadece bir örnekti yani. Yani vızıp diye yaptığımız şeylerde o zaman biz gerçek anlamda sevgimizi gösteremiyoruz demektir. Arkadaşlar Allah insana ne demiştik? Edep verdi, ar verdi, ne bileyim işte ahlaki kurallar verdi. İnsanı incitme dedi. O halde bizim ne yapmamız lazım? Yani onun dediği. Neden bunları söyledi? Çünkü Allah kendisi bizi incitmiyor. Ruhumuza üfürdü. Kendi ruhundan bize üfürdü. Allah ben kadın ve erkeği bir nutfadan yarattım dedi. Arkadaşlar bu arada ben köfteyi de şu şeyle şu şekilde gösteriyorum. Bakın bir arada bu arada işimizi de yapalım konuşurken. Bakın şöyle ıslanıverdi hemencecik. Ben ne kadar çok oldu? 2 bardak. Ben kadın ve erkeği bir nefesten yarattım diyor. Yani kendi nefesini vermiş bize. O halde ona layık olmak için sevmeliyiz Allah. Çünkü Allah'ın kendisi zaten saf bir sevgi. Yerin göğün sahibi zaten saf bir sevgisi var. Saf, yıkılmaz, temiz, pırlanta gibi daha da fazla, daha da güzel, daha en güzel sıfatların en güzeline layık olan Yaradanımız ve her şeyden üstün arkadaşlar. Kırmızı biber koyduk. Her şeyden daha yüce, her şeyden daha üstün. Her şeyin üzerinde o kadar güzel, o kadar güzel yani bir yaratıcı ki yarattıklarına bakmak insana böyle bir haz veriyor yani. Bunu yarattıklar aklımız ermiyor. Yani aklımız sırrımız ermiyor. Onun yarattıkları reyhan, karabiber, kimyon. Onun yarattıklarına bakmak bizi aklımız ermiyor yani. Nasıl güzel yaratmış diyoruz. Arkadaşlarım. Yani şaşırıp kalıyoruz. O halde biz onun için yapacağımız her şeyde samimi, gerçek manada, gerçek anlamda sevgi duymalıyız. Yani o saf sevgiye gerçek manada sevgimizi vermeliyiz. Hayatımızın her alanında Yüce Allah'ı sevmeliyiz. Bir tane de yumurta kırdım ve ona her anında dua etmeliyiz. Şükretmeliyiz. Şükretmemizi çok istiyor. Çok 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 istiyor. Şükredenleri çok seviyor. Neden şükredenleri seviyor? Çünkü bütün her şeye saygılı olmamız istiyor. Evet arkadaşlar biraz daha un koyduk şu şekilde. Biraz da tepsiye şöyle atıyorum. İşte bu saf sevgiye layık olmak için yapmacıklı değil gerçek sevgi sahibi olmamız lazım. Allah insanların ruhuna üflemiş arkadaşlar. Demek ki her insanın içerisinde Yüce Allah'ın bir parçası var. O halde niye birbirimizi incitiyoruz ki? Hepimizde Allah'ın bir parçası var. Yani Allah hepimizin ruhuna üflemiş, bir nefesten yaratmış. Neden birbirimizi incitiyoruz? Ne gerek var? Değil mi ama? Birbirimizi incitmeye ne gerek var? Neden birbirimizi incitiyoruz? Yok arkadaşlar. Birbirimizi incitmeye gerek yok. İşte bu sebepten dolayı Yüce Allah'ın saf sevgisine layık olmak için birbirimizi gerçekten sevmeliyiz. Ben
Şöyle söylerim. Ben insanları şimdi yoğuruyoruz arkadaşlar. Bir yandan da işimiz de görülsün. Şimdi ne yaptık? Karabiber, kırmızı biber, reyhan koydum. Hafif bir acı biber koydum. Biraz un attım. Bir yumurta kırdım ve ben bunu yoğuruyorum arkadaşlar. Ağzımıza aldığımız zaman mantı gibi tadı gelsin. İşte bu saf sevgi. Yani bunu yaşamak. Ben diyorum ki mesela insanları çok seviyorum. Mesela bir şey olduğu zaman diyorum ki ya diyorum olur insanlık, insanoğlu şaşar beşer affedici olmak lazım. O yüzden ben çok affedici, çok böyle elimden geldiği kadar hoşgörülü olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bütün gücümle çalışıyorum. Neden çalışıyorum bütün gücümle? Çünkü yüce Allah affedici. Onun gibi olamam ama ona layık olmak yani onun ne bileyim yarattığı her şeye ona layık olmak. Mesela hayvanları sevmek, insanları sevmek, insanlara iyi davranmak. Ondan sonra yani bir kusuru bile olsa bir insanın bir kusuru dahi olsa yüreğimde kim bağlayamıyorum onu. Çünkü diyorum ki o hep affediyorum. Bunun nedeni bu işte. Hep affediyorum diyorum ki insanların diyorum insanlar normalde yapabilir yani kusur yapabilir. Birazcık daha onu attık arkadaşlar. Yapabilir, kusur yapabilir, olabilir. O da bir insandır. Yanlışlar yapabilir ama yanlışını düzeltir diyorum yani. Ve haddim olmayarak belki bazen uyarmaya çalışıyorum. Mesela birisini diyorum ki hani ya arkadaşım yanlış yapma. Bak bu yanlıştır diye uyarıyorum. O zaman biraz ukalalık gibi oluyor arkadaşlar. Şu şekilde yoğuruyoruz bulguru bulgura. Biraz ukalalık gibi oluyor. Hani akıl vermiş gibi oluyor. Öyle değil aslında. Aslında ben çok seviyorum. Sevdiğim için biraz ileri götürüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün ben sevgiden bahsetmemin nedeni bu. Ben mesela YouTube'da arkadaşlarıma birlik olalım. Allah birliğimizi bozmasın. Kurban olduğum Allah hepimize birlik dirlik versin dediğim zaman onu gerçek anlamda söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten birlik versin Allah bizlere. Bizlere yani ben alim falan değilim ama elimden geldiği kadar yani kendi anladığım şekil ona layık olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Yapmaya çalışıyorum. Yani mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü kötü davranmak istemiyorum yani. İyi olmak istiyorum. Yanlış davrananları da uyarmaya çalışıyorum. Tabii o hala bildiğinden şaşmayıp devam ederse de benim yapacak bir şeyim yok. Kurban olduğum Allah kendisi bilir. Yani kendisi bilir. Yapacak bir şey yok. Bugünlük söyleşimiz buydu arkadaşlar. Sevgi üzerineydi. Yani sevginin gerçeği. Bunu arkadaşlar şimdi şöyle minnak minnak şöyle yuvarlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde yuvarlayacağım. Ondan sonra suya koyacağım. Haşlanacak. Sonra sarımsaklı yoğurt ve sosunu yapacağız. Bir durduralım, yuvarlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bu Malatya yöresinin bir dedik köftesi dedik. Ama velhasılı bu köfte sadece Malatya'da yapılmaz arkadaşlar. Bu köfteyi ben biraz da değiştirdim. Bu köfte et suyuna yemeklerde Yozgat yöresinde de yapılır. Et suyuna atılır. Çorba şeklinde yapılır yani. Sulu köfte şeklinde. Ama ben bugün yapacağım şey içerisine ben şey koydum. Kaynayan suyun içerisine atıyoruz köfteleri. Arkadaşlar. Bugün yine iki tane vlog çekmeye çalışacağım demiştim size. Biraz tuzunu attık. Bunu ben mantı gibi yapıyorum arkadaşlar. Malatya yöresinde de yapıyorlar mantı gibi ama içerisine şey koymuyorlar. Soğan, karabiber, kırmızı biber falan koymuyorlar hamuruna arkadaşlar. Onlar sade yaparlar. Çok güzel olur. O da çok güzel olur. Ve üzerine de bazen yağ yakarlar, bazen yakmazlar. Çünkü görümcemden biliyorum. Görümcem bazen yağ yakmazdı üzerine bunu. Ama ben bunu mantı şeklinde olsun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Üzerine biraz un septim. İyice yoğuracaksınız.
Un serptim biraz üzerine. Çünkü unu serpmemin nedeni dağılmasın diye. Annem söylerdi, köfte yaparsan sulu köfte biraz un sepele yavrum derdi. Şöyle şöyle salla derdi, dağılmaz köften derdi. Arkadaşlar 6-7 dakikada veya 8 dakikada bu köfte pişecek. Köfteler biraz yüze yüze gelince tamam. Şimdi bir pişirelim. Yoğurdunu hazırlayalım. Sosunu hazırlayalım. Önce bir yoğurdunu hazırlayalım, pişirelim. Havlumuzu ne yaptık? Hamuraya koyduk. Arkadaşlar şimdi attık. Üfeledik köftelerimizi, attık. Bu yöresel, geleneksel bir yemek arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel tuttu birbirini. Şu şekilde göstereyim. Bakın çok güzel tuttu. Şimdi bunu nefis bir mantı gibi, nefis bir mantı şekline çeviriyoruz arkadaşlar. Onlar sarımsaklı yoğurdu şey yaparlar. Sadece içlerine, içine o şekilde mesela benim koyduğum gibi reyhan, karabiber, kırmızı, onlar karabiber, kırmızı falan koymadan sade şey köftelik bulgur ve de undan güzelce yoğururlar. İçli köfte yaparlar. Artanını da yoğurtlarlar böyle. Bayanlar da öyle yaparlar. Şimdi ben bunu haşlayayım. Sosunu falan yaparken tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bir bakacağız. Konuşma yaptık. Karıştı. Olsun. Bir durdurayım. Evet sevgili arkadaşlarım. Canlarım. Şimdi bir tavamıza biraz yağ koyduk. İki parça kıyma attık. Şu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Ve köftemiz burada haşlanmaya devam ediyor. Şu şekilde haşlanmaya devam ediyor. Biz de burada böyle bunu yapıyoruz. Şimdi bunun içerisine mantı haline getiriyoruz arkadaşlar. Mantı şeklinde olacak. Bu benim yorumlamam. Herkes her çeşit yorumlar. Şimdi burada soğanla az bir maydanozu tekrardan bu kıymanın içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Evet, bu geleneksel her yörede yapılan ama çoğunlukla Malatya yöresinde yapılan bu yemeği size şey yapıyorum ve benim yorumumla. Kıymayı güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Altını açtım. Aşağı yukarı 7 dakika oldu. Biraz tuz atalım buna tekrardan. Şöyle bu arada yeni tuzluğum. Alışabilirim inşallah. Biraz zor açılıyor ama şuradan atayım. Oo, fazla gidiyor. Biraz zor olacak arkadaşlar alışma. Çünkü delikleri büyük, bir tane deliği de şey. Şimdi içerisine çok iri. Kırmızı biber koyuyorum şöyle. Kıpkırmızı biber, tatlı kırmızı biber koyuyorum. Ve ben bolca nane koymayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Benim nanem Reyhan'la karıştırdığı için dalgınlıkla Reyhanlı nane oldu. Bolca nane koydum arkadaşlar. Üzerine şu şekilde şöyle bir göstereyim. Sosuna bunları koyuyorum. Evet arkadaşlar, nane koyuyorum. Kıyma koyuyorum. İsteyen salça da yapabilir. Az bir şey de hafiften bir acı biberden çok az. Şöyle koyayım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, sosumuz hazır. İstersen tereyağı da koyabilirsin bunun içerisine. Ben koymadım. İsteyen koyar. Tereyağı da koyabilir yani, üzerine yakabilir. Ben eti koyunca tereyağı koymuyorum arkadaşlar. Evet, şimdi artık bunları yavaş yavaş servis yapacağız arkadaşlar. Bakalım köftemiz. Bakın arkadaşlar, hiç dağılmamış. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Çok güzel sabahtan beri pişiyor. Bakayım. Evet, olmuş. Sosumuz da hazır. Şimdi köftemizi bir süzelim. Arkadaşlar isterseniz böyle sulu yapıp üzerine bu tarzda koyup bu şekilde de çorba şeklinde de yapabilirsiniz. Ben bu sefer yoğurtlu yapıyorum. Arkadaşlar tencerenin dibinde birazcık su bıraktım. Hepsini süzmedim. Az bir şey suyundan bıraktım.
Biraz fazlaca bırakmışım suyundan. Şöyle az bir şey tencerede su bıraktım. Tamam, tüpümüzü de söndürelim, boşa yanıyor. Bu arada şu şöyle koyayım da. Evet arkadaşlar, sizi hemen şöyle masaya alıyorum. Şu şekilde. Biraz su bıraktım. Kalan köftelerimizi de piştiler. Şöyle üzerine koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu şekilde koyduk mu? Bunu da böyle koyduk mu? Burada sarımsaklı yoğurdumuz var arkadaşlar. Bu sarımsaklı yoğurdu bunun üzerine boca ediyoruz. Kabımız biraz tıkız geldi. Daha büyük bir kaba koyalım. Küçük geldi. Ya da dur olur alır dur. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu geleneksel yemeği çok güzel olur. Yapın arkadaşlar. Biraz sulu bıraktım. Hafiften çok az bir su koydum. Alt kısmında tabanında. Şu şekilde yapıyoruz. Sarımsaklı yoğurdunu da koyduk. Tuzunu falan attık yoğurdun. Bolca şöyle koyduk üzerine. Arkadaşlar. Şu şekilde tam geldi bu kaba. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu geleneksel çok güzel olan bu yemeğimizi üzerine kıymasını koyuyoruz. Soğanla bol nanelice kavurduk. Şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Tabakların üzerine de koyabilirsiniz. Bu şekilde de ben bu şekilde yorumluyorum bunu. Mantı olan mantı köftemizi bu şekilde üzerine koyduk arkadaşlar. Şöyle kıymasını üzerine koyduk. Tek tek elimize bu mantı köftemizi tek tek elimize şey yapmak. İsterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Ama ben tereyağı etle tercih etmiyorum. Genel itibariyle böyle koyalım. Koyuyorum. Benim de sürçüyor. Sürçülüğü zannettiyse affola. Derler ya bundanmış işte. Evet. Bu şekilde koyduk. Sosunu da koyduk. Her şeyini koyduk. Bu arada kenarına da akmış. Kenarını da silelim. Sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde biraz şeye fazla geldi ama şöyle aldık kenarını yanımızda. Evet arkadaşlar. Bu mantı köftemiz geleneksel her yörede yapılan değişik değişik versiyonları yapılan bu geleneksel yemeğimiz böyle arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir daha çekelim. Evet arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, hanenizden güzellikler, iyilikler, hoşluklar eksik olmasın. Allah birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Allah demin anlattığım gibi birbirinizin sevgisini üzerinizden eksik etmesin. Sevgili arkadaşlar, küçüklerimizi koruyalım. Benim gibi yapmayın. Fazla aşırı korumacı olursanız olmuyor işte. Ben biraz fazla korumacıyım galiba. Ve arkadaşlarım, bütün güzellikler sizin olsun, iyilikler sizin olsun. Yavrularım, kuzularım, canlarım, ciğerlerim, ciğerparelerim. Hepinizin Allah evine bereket versin. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Bu nimetleri bize bahşettiği için binlerce kere şükürler olsun. Benim sevgim sizin üzerinize olsun. Ben sizleri çok seviyorum sevgili arkadaşlarım. Bütün insanları seviyorum. Evet arkadaşlarım, birinci videom böyle. İkinciyi de yetiştirebilirsem bugün çekerim. Yetiştiremezsem artık o da yarine. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, iyilikle kalın. Yapın. Gelinler, kızlar, bacılarım, canlarım. Siz daha güzel yaparsınız. Daha iyisini yaparsınız. Benden de güzel yaparsınız. Vallahi. İyi günler diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın. Dostça kalın.